Ben 2 aydır maaş alıyorum, üstüme bir çöp almadım. Haberiniz var mı? Kazandığım parayla kendime hiçbir şey almadım. Almadım. Yurda yerleştirdim çocukları, burs bağladım çocuklara. Kazandığım paranın %5'ini harcadım veya harcamadım. Allah şahidim benim. Ben bu işe de girerken bana dediler ki, Doğan Şentürk ve ekibi, Fulya, hayır işleyeceğiz, hayır programı yapacağız. Bizim herkesten bir farkımız olacak. Biz hayır işliyorsak varım. Ne oturduğum evim değişti, ne giydiğim kılık kıyafetim değişti, ne benim sosyoekonomik düzeyim değişti, gelişti. Hiçbir şey olmadı. Allah şahidim benim. Kazandığım para hayır işlerine, ona buna, yurda, bilmem neye. Bak daha 1 milyar yine bir yurda yatıracağız, daha yatıramadım. Didem biliyor. 1000 lira yatıracağız. Başka bir kız için yurt buldum. Kendi imkanlarımla çoğu zaman yapıyorum. Siz beni oturduğunuz yerde küçümseyip aşağılayamazsınız. Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz. Siz çoğunuz ekmek yediğiniz yere laf bile ediyorsunuz. Benim çok sevdiğim, saydığım insanlar. Ne oldu? Başkaları enses ilişki işlerken, başkaları benim babamla eşim beraber diyeyim, 15 gün sündüre sündüre o konuyu masaya yatırırken niye hiçbiriniz çıkıp bir yorum yapmadı? Niye? Niye ekmek yediğiniz yere laf ediyorsunuz yıllarca? Eğer ben bir gün, bak ben CNN Türk'ten geldim, 15 yılımı verdim. Eğer ben bir gün çok şanla, şerefle, çok sevgi dolu bir şekilde ayrıldım ben. Eğer ben bir gün ekmek yedim 15 yıl. Eğer ben bir gün CNN Türk'le ilgili kötü bir şey dersem benden kork. Çünkü ben ekmek yediğim yere laf ediyorsam yarın bir gün ben buraya için de laf ederim. Senin için de laf ederim. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.